Rakibin üstüne gitti. Jonathan Delpare! Gazişehir Boluspor deplasmanında 1-0 önde değerli seyirciler. Müthiş bir gol Jefferson'dan. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şehrimizi temsil eden Gaziantep Basketbol'un oyuncuları öğrencilerle buluştu. Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dağ, takım kaptanı Can Uğur Öğüt, oyuncular Makisinç ve Jelovac, Fuat Şimşek Ortaokulu'na geldi. Halk oyunu gösterisiyle karşılanan ekip öğrencilerle bir süre sohbet etti. Genel menajer Boray Dağ burada yaptığı konuşmada takımın başarısındaki payın sahiplerinden olan öğrencilere verdikleri destek için teşekkür etti. Fuat Şimşek İlköğretim Okulu'na iki şey için teşekkür etmek istiyorum. Bir, bizi bugün davet ettiğiniz okulunuza. Böyle sıcak enerji bir karşılama yaptınız bizlere. Bir, bunun için teşekkür ediyorum. İkincisi de bizim her maçımıza geliyorsunuz. Kalabalık bir şekilde geliyorsunuz. Enerji veriyorsunuz. Takımın bu seneki başarısındaki pay sahiplerinden biri oldunuz. Bir de bunun için teşekkür ediyorum. Biz de sizlere alkışlıyoruz. Gaziantep'in Süper Lig'de yer alan 15 takımdan biri olduğunu ifade eden Dağ, Türkiye'de 81 ilden sadece 8'inin bu ligde takımı var ve bunlardan birisi de Gaziantep. Şu anda ligde 4. sıradayız. 3 maçımız kaldı. Sizlerin de desteğiyle bu maçlarımızı kazanıp ligi en güzel şekilde bitirmek istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Ben ilk defa geçen hafta geldim bu okula. Birçok okullara panellere gidiyoruz. Ama size şunu söyleyeyim. Okulunuzun değerini bilin. Çok güzel bir okulunuz var. Biz özel okullara dahil olmak üzere hemen hemen 2 haftada bir okul ziyaretli yapıyoruz ama benim Antep'te gördüğüm en güzel okullardan bir tanesi. Sizden ricam, lütfen bunun değerini bilin. Derslerinizde önem gösterin. Başarılı bir şekilde okulunuzu bitirmenizi istiyorum. Bundan önce maçlarımıza geldiniz. Ben müdür beyle anlaşma yaptım. Bundan sonra sınıftaki en başarılı öğrencileri getirecek. Ama yani bu bir çizgi olsun için bugün. Artık bundan sonra daha dikkatli, özenle derslerinize çalışalım. Şimdi ben size kısaca bir takım hakkında bilgi vereyim. Ondan sonra beni çok dinlemek istemezsiniz zaten. Herhalde oyuncuları daha çok dinlemek istiyorsunuzdur burada. Bizim takım Basketbol Süper Ligi'nde 15 takımlı bir lig. Türkiye'nin 81 ilinin 8'inin sadece bulunduğu, Gaziantep'in de işte işlerinde bulunduğu ligdeyiz. Şu anda ligde 4. sıradayız. 3 maçımız kaldı bundan sonra. Sizlerin de desteğiyle bu 3 maçımızı kazanıp inşallah ligimizi en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Sol tarafımda kaptanımız Can Uğur Öğüt oturuyor. Bir alkış alalım Can'a. Daha sonra oyuncular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öncelikle bence iyi bir birey olmak daha önemli. Basketbolcu olmak için de yani ben hep çalışmaktan yanayım. Hani çalışarak bence bir yerlere gelinebilir bu sporda. Şans da çok önemli. Ama dediğim gibi ben hep çalışmaktan yanayım. Çalışırsanız eminim emeğinizin karşılığını her zaman alacaksınız diye düşünüyorum. Ben galiba ilkokul 2. sınıfta başladım. Hani tabii ki yeteneğine göre değişiyor. Ben çok yeteneksizdim yani küçükken. O yüzden erken başladım. Hani öyle devam etti. Yani ilkokul 2. sınıfta başladım ama hani bence 4. 5. sınıflarda gayet ideal diye düşünüyorum yani. Tabii ki de basketbolcu olmasını isterim. Çünkü basketbol yani sadece spor olarak değil, insanın bence karakterini de geliştiren bir spor. Okulla beraber tabii ki de basketbolu oynayabilip ileride başarılı olmalı diye düşünüyorum yani. Yani birçok yemek söyleyebilirim dedi ama İskender'i çok seviyorum dedi ve baklavayı çok seviyorum. If you want to make a comparison about Turkish fans and this fans, what can you say? Birçok ülkedeki basketbol taraftarları Türkiye'deki gibi değil. Çünkü orada sadece maçı izlemeye geliyorlar ama burada her türlü desteği veriyorlar. İnsanlar her şeyini vermeye çalışıyor. Ve burada inanılmaz bir taraftar topluluğumuz var. Bundan dolayı da çok mutluyum gerçekten. Aslında tarihi insanlar ya, haklarımız diğer şehir takımlarından ciddi değişiklikler geldi. Ama haklarımız bunu devirdi. Geldiğim ilk seneden beri buranın bende yeri hep farklı olmuştur. Hani maddiyatı hep
bir kenara bırakıp hani maneviyat daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir çünkü çalışan insanları çok seviyorum. Kulüpte olsun, şehirde olsun. Şehri çok seviyorum. O yüzden hani böyle bir gönül bağımız oldu. Burada hani herkes çok iyi, çok çalışkan. İşini çok iyi yapıyor. Ve başarı gelince de hani herkes mutlu olduğu için ben de çok mutlu oluyorum. O yüzden dediğim gibi hani maneviyat benim için çok daha önemli.